Peki hocam, şöyle özetleyecek olursak çocuklarımızı hem evde hem dışarıda kazalardan korunmak için anne babalara önerilerde bulundunuz. Tabii bununla birlikte kazaların azalması için de, önlenebilmesi için de tedbirler almamız gerekiyor dediniz. Bu tedbirleri de sıraladınız. Peki bazen de çocuklarımızda hayvanlarla oynamak istiyorlar. Evde de kedi köpek besleyebiliyoruz. Peki kedi köpek besleyenler nasıl çocuklarını koruyacaklar? Çünkü o tüylerin, kılların çocukların vücudunda gezdiğini... Şimdi tabii ki... Maalesef özellikle evde alerjik bünyeli bir çocuk varsa, yani hele hayvan tüylerine karşı o kedideki bir takım polenler olsun, bir takım yaban cisimler o çocuk için alerji olursa o kedinin evde besin. Yani bize zaten alerjik bünyeli aileler soruyor genelde. Siz, bizim çocuğumuz işte kuş almak istiyor ya da işte kedi almak istiyor. Şimdi bu çocukta hiçbir alerjik şey yoksa tabii ki alabilirsiniz ama o hayvanın aşıları tam olacaktır. Yani çocuğa bulaşıcı bir hastalık bulaştırmaması açısından. Artı bir takım parazitler vardır bulaşabiliyor. Bunların mutlaka yani veterinerde sağlık kontrolleri yapılması gerekiyor. Ya da köpek besleyebilirler. Aşıları tam olması gerekiyor. Hem kedinin hem evde besleyebilirler. Bu normal aile ama sokakta bazen çocuklar bunlara çok şey yapıyor. İşte kediyi seveyim veya köpek vardır. Bunu sevmeye çalışıyor ama zaman zaman sokaktaki kediyi severken kedi bir anda tırmaladı. Çok görüyoruz. Ve bize gelirler. Ne yapacağız? Bunun tabii ki bir takım prosedürü vardır. Bilinmeyen bir hayvansa, aşıları bilinmiyorsa hiçbir şey. Bu çocuğu maalesef kuduz olmuş gibi onun aşılaması programına başvuruyorsunuz. Çünkü hayvan kontrol altında sokak hayvanı. 10 gün takip edemiyorsunuz ve bu yüzden çok dikkatli olmalı. Yani çocuktur, gördü hayvanı şey ama bir sokak hayvanına nasıl davranacağı farklı bir ev hayvanı ve o ev hayvanın da hem aşıları olsun hem veterinerde kontrolleri yapılmış olması gerekiyor ki bir şey çocuk kapmasın ondan ve zarar görmesin. Artı hele alerjik bünyeli ise evde kuş, kedi, köpek beslemelerini önermiyoruz.